Herkese Prag'dan merhabalar. Neydi Far From Home'da değil mi? Spider-Man Far From Home'da. Maestro muydu? Nasıl söyleniyor lan o? Maestro. Mysterio. Mysterio. Biz niye bu kadar uğraştık ki? Mysterio'yla savaştığı yerdeyiz. Ay çok zeker. Ve burada Cartier var. Ve bu cadde komple böyle pahalı şeyler işte Dior'dur, Louis Vuitton'dur bilmem ne. Onların olduğu bir yer. Change var. Ne? Change Office. Ha, Change Office gidelim. Evet arkadaşlar, Prag'dan çok önemli bir şey aldık. Slime. Hem de domuzcuklu. Çünkü Prag'a geldiğiniz zaman kesinlikle domuzcuklu slime almanız gerekiyor. Ve şimdi de bundle'ımızla spor yapıyoruz. Ece, günlük sporumuzu yapalım. Ece. Nasıl yapıyorum şu an? Böyle yandığını hissedeceksiniz. Çünkü spor öyle yok. Geldik. Charles Köprüsü. Arkadaşlar Prag mükemmel bir yer. Gelecekseniz eğer öneriyorum. Ve çok pahalı da değil yani. Gayet güzel. Evet, bir Ece'den fotoğraf çekmelerini istemiş. Ece fotoğraf çekiyor. Çok tatlılar. Gerçekten Prag'ı öneriyorum. Gelin, geldirin. Aa, burada ne varmış? Çok tatlı. Oy, oy telefonu uçuruyordum. Ben gerizekalıyım. Bir marketten görüntüler. Ama burası pahalı. Aa, Lavaş Guit var. Lavaş Guit. Hareket ediyor arkadaşlar bunlar. Ay bak hareket ediyor. Evet arkadaşlar. Budapeşte Kestik. Ay, Budapeşte vlogunun vlog değil o ya. Vlog, ay Allah'ım. Vlogunun sonuna geldik. Şimdi Budapeşte ile ilgili birincisi bence çok pahalı. Evet, aşırı pahalı. Parasını nasıl çeviriyorduk? Bir zloty orada ne kadar yapıyordu? 77 falan yapıyor. 77 forint yapıyor. Yani ama şöyle atıyorum mesela yemek yiyeceksiniz. Kendimden örnek vereyim. Subway yedim. 30'luk. İşte yanlışlıkla ekstra çezar. Ekstra çezar attı. Konuşamıyorum. Ekstra cheddar attırdım yanlışlıkla. Su aldım. 3000 forint verdim. Yani oradan hesaplarsanız bence pahalıydı ve 3000 forint de 60 TL'ye yakın yapıyordu yani. Aynen. Yani Oslo'dan pek bir farkı yoktu açıkçası fiyat olarak. Evet. Şehir olarak ben çok sevmedim ama M.C. ile Doğu çok sevdi. Ve şöyle bence Polonya'dan soğuk. Evet, çünkü kesinlikle. Yani hava aslında çok soğuk değildi, hava sıcaktı ama o kadar çok esiyordu ki bir de şansımıza sürekli yağmur yağıyordu. Yağmur artı deli gibi rüzgar, hani böyle sizi uçuracak derecede esiyor. Öyle olunca bayağı soğuktu yani. Kesinlikle kışın gidilmemeli oraya. Aynen, evet, kışın değil. Gitmemelisiniz. Bir de şöyle bir durum var. Yağmur yağarken şemsiye de kullanamıyorsunuz. Hani öyle bir rüzgar var ki şemsiyeyi de durdurtmuyor yerinde. Hatta Doğan'ın şemsiyesi kırılmış. Aynen. Bugün fark ettik. Kırıldı mı? Evet, kırılmış. Aa. Bayağı rüzgar var. Öyle bir şey. Evet. Giderseniz Titiz Türk restoranı var. Aa, oraya evet, kesinlikle gidin. Muhammed abiyi bulun. Mükemmel tatlı bir insan kendisi. En son aşırı yorulduğumuz için yaklaşık 4 saat falan biz orada oturduk. Hani hem şeyler, yemekler orada çok ucuzdu. Evet, yemekler daha ucuz. Mesela ne yedik? Pilav üstü tavuk döner. 1350 forintti. Forint değil ya, fronti. Forint. Forint mi? Forint. Forint. Tamam, forint. Yanında salatası artı patates falan da vardı. Aynen. Güzeldi bence. Orası bayağı iyiydi. Onun dışında başka var mı söyleyeceğimiz bir şey? Bu da ulaşımı çok farklı. Yani bir sürü ulaşım aracı var. Garip otobüsleri var. Tramvay gibi otobüsleri var. Tramvayları var, trenleri var, küçük. Metrosu var. Çok, hani... çok büyük şey olduğu için aslında bu toplu taşıma, hani bir günlük bilet almıştık ya ortak 3 kişi mesela. Aynen, o çok mantıklı mesela. İlla beni göstermene gerek yok ama neyse. Yani, eğer hani tek kişi gideceksiniz, tabii ki tek kişi de hani birkaç kişiyseniz böyle ortak toplu taşıma almanız, bilet almanız bence çok mantıklı olur. Evet, daha ucuza geliyor. Biz 3000 falan verdik. 3300 forint grup bileti alıyorsunuz. Bir gün boyunca kullanabiliyorsunuz. Ve hani o sanırım 5 kişiye kadar çıkabiliyor. Çünkü biletin üstünde 5 tane insancık resmi vardı. O yüzden 5 olabilir yani. Bayağı evet, mantıklı. Evet, en mantıklısı oydu. Grup olanı çok mantıklıydı. Ya biz çok mu kullandık diye sorarsanız hayır, biz çok fazla kullanmadık. Evet. Ama 3 kişi 60 TL verdik yaklaşık. Aynen, 3 kişi. Kişi başı değil mi? Toplamda. Toplam mı? Toplam 60 lira. İyi. Aynen. Günlük 20 lira bilet yani. Bir de sınırsız biniyorsun. Çok mantıklı yani. Ya bilmiyorum, o konularda iyiydi. Ama onun dışında yiyecektir. Hediyelik eşyalıklar mesela. Hediyelik eşya şeyleri çok pahalıydı. Çok pahalıydı. Hani oradaki bütün fiyatları euro bazına göre hesaplamışlar. Evet, her şey euro bazına göre hesaplamışlar. Yok, Macaristan'mış falan filan, hiç öyle düşünmeye gerek yok. Bayağı Avrupa ülkesi gibi. Aynen. Yani euro olarak düşünmek lazım oraya gidince. O yüzden pahalı. Atıyorum mesela bir tane şey. Neydi, anahtarlık. Adam yazmış, demiş ki 2 euro ama onu çeviriyor işte forinte. Ne kadar yapıyordu? 1000 mi? 1500 forint mi? Öyle bir şey yapıyor yani. Hani ama bilmiyorum, bana pahalı geldi açıkçası ya. Hediyelik eşyaları aman oldu. Pahalı. Bayağı pahalı. Onun dışında da fena değil. Eğer gezip görmek istiyorsanız. Bir tane alışveriş merkezine gittik. West. O kadar kötüydü ki. West bir şey miydi? Öyle bir şeydi alışveriş merkezinin adı. Çarşı gibi, deli gibi kalabalık. Çok kalabalıktı. Çok kalabalık cidden. Ve sürekli Asyalılar, Hintliler. Bunlar her yerde. Prag'da da deli gibi. Cidden. Yani bayağı geziyor adamlar. Cidden fena geziyorlar. Orası kötüydü. Orayı önermem. Alışveriş merkezine gitmeyin gidecekseniz yani. Güzel değil, hani ucuz derseniz ucuz falan da değil. Yani alışveriş merkezi şey değil. Ve Starbucks'ı pahalı bence. Prag ucuz mesela. Prag aynen, normal fiyata denk geliyor. Vermiştim? Ben küçük boy white mocha'ya 1350 verdim mesela. Aynen. Pahalı yani. Ben de kafe latte 1100 mü? 1100. 1090 diye hatırlıyorum. 1090 mı? Aynen. Ya 1090 ya 1100 falan. Ama biz bunu çevirmiştik, daha pahalıya denk geliyordu. Aynen. Yani yaklaşık 15 ila 20 zloty arasında bir fiyat verdik. Baktığın zaman pahalı. Ya Türkiye'de Starbucks daha ucuz. Evet. Kesinlikle. Ama yapacak bir şey yok yani. Bildiğimiz bir yer orasıydı. Ondan oraya girdik. Bir de gittik uyuduk falan. Ondan. Sen uyudun. Ben uyudum. Ben Starbucks'ta güzel uyudum. O kadar arkadaşlar. Eğer giderseniz kesinlikle havanın daha sıcak olduğu bir zamanda gidin. Evet. Ve yanınıza yiyecek falan götürebiliyorsanız öyle gidin bence. Daha mantıklı yani. Aynen. Çünkü öyle özel yemeğiymiş bilmem ne falan görmedik. Çok da değil. Başka bir şey var mı? Ya bu kadar Budapeşte çok da bir şey yoktu. Yani çok bir esprisi yok bence. Ben çok yapmadım. Yani güzel bir şehir ama aslında çok esprisi. Ama hava... Yani evet, hava daha güzel olsaydı daha... Bence sen de severdin. Belki hava güzel olsaydı severdim. Koskocaman büyük bir şehir. Ha, havası güzel olsa bence çok güzel. Yani kötü değil ya, görülür. Yani bir daha gidilir mi? Belki gidilir ama dediğim gibi havanın güzel olduğu bir zamanda gidilir. Öyle arkadaşlar. Herkese bir PRAG sabahından günaydın. Ne oldu? Ay. Buraya. Ah. Şimdi KFC'ye girip kahvaltı yapacağız. Saat 1 falan oldu. Çünkü KFC ucuz. Öyle. Sonra bugün Dancing House'a gideceğiz. Girebilirsek yani, paramız yeterse de. Bu ayak mı? Hayır. Ayağını kırdım. Ve Madame Tussaud's bilmem ne müzesi. Balmum heykellerin olduğu müze girebilirsek ona gireceğiz. Ay dönüyormuşuz. Öyle. Franz Kafka. Ve bir diyeceğim. Franz Kafka uzun bence. Uzunmuş yani değil mi? Aynen. Bu da Salvador Dali. Topuklu ayakkabı var. Evet, kısa gibi. Güzelmiş be. Abi yakışıklı adam ya. Ha? Çok benziyor babası. Valla. Evet. Dur öp bize. Çok kısa. Bayağı iyiyim şu an. Ups, kendimi çekeyim. Sesimi topladım. Çok çirkin. Çok kaşı duruyor. Tom Cruise da çok uzun değil ya. Niye kimse bana çok uzun gelmiyor? Bir tane kendi shop'a geldik. 100 gramına 80 kron verdik. Dışarıda çikolatadan tutun, helal şekerlere kadar bir sürü şey var. Ve tadı bayağı güzel. O nasıl? Elmalı gibi duruyor. Elmalı. Ben de şu kirazı deneyeceğim. Güzelmiş tadı. Kiraz bayağı güzelmiş. Aynen. Görüşlerinizi alalım Doğu Bey. Bence uygun fiyatlı. Güzel bence. Ve güzel. Ay, müze çok güzeldi. Çok açıklayıcı, güzel. Güya yürüye yürüye yiyecektik. Biz burada hepsini yiyoruz. Güzel. Ne o? İkisi çok güzel. Prag'a gelenler ne olur ve ne olur sıcak şarap içmez. Limon var içinde, tarçın şeyi var, kabuğu var. Bir de şu var. Bu ne? Bir de bu var. İğrenç tadı ama para verdim. Çay içenler ve sıcak şarap içen. Arkadaşlar merhaba. Prag videosunu editliyordum az evvel ve fark ettim ki ben yine bir şey eklememişim. Yani şey çekmemişim. Kapanış çekmemişim. Ayrıca Budapeşte'nin kapanışı da bu videodaymış. Onu da zaten izlediniz. Şu anda ben Türkiye'deyim. Çünkü burada kaldım. Olaylar falan biliyorsunuz ki. Ama bununla ilgili ayrı bir video çekeceğim. Onu o zaman konuşacağım. Şimdi Prag'la ilgili Prag'a bayıldık. Yani Doğu'da, Ece'de, ben de çok sevdik. Zaten Prag'ın çok güzel olduğunu düşündüğümüz için Prag'da kalma kararı almıştık. Prag'da toplam bir gece kaldık ve çok güzeldi. Yani hem Budapeşte'ye göre daha uygun fiyatlı, hem Berlin'e göre daha uygun fiyatlı. Tabii Prag'ı şöyle yapmıştık biz. Budapeşte, Prag yaptık. Daha sonradan Polonya'ya dönmüştük. Polonya'ya döndükten sonra, yani Polonya'ya gittik, birkaç gün Polonya'da kaldık, dinlendik. Daha sonra yılbaşı için Berlin'e gitmiştik. Yani biz aslında Berlin'e daha sonra gittik. Ama videolar yani kronolojik olarak gelmedi. İlk yılbaşı, yani yılbaşının üstünden bayağı geçmişti artık. Hani yılbaşını atayım diye Berlin'e ilk attım. Onun dışında hediyelik eşya bakımından Prag çok ucuz ve çok güzel hediyelik eşya şeyleri var. Magnetler, anahtarlıklar aşırı güzel. Başka sıcak şarap hiç sevmiyorum. Yani sıcak şarap kesinlikle benlik değil. Başka yemek yerleri de gayet güzeldi. Hatta biz bir gece kaçamak yaptık. Çünkü Prag'dayken bizim onların Christmas zamanına denk geliyordu. Tam 24'ündeydi. 24 Aralık. Biz de akşam yemeğine güzel bir restorana gidelim falan dedik. Hem Prag birası, yani Prag birası değil de Çek birasını denedik. Hem de pizza yedik. Bayağı güzel bir restoranda. O da çok güzeldi. Birası da gayet güzel. Hafif bence. Onun dışında bence Prag için söyleyeceğim çok fazla bir şey yok. Gayet güzel bir yer. Tavsiye ederim gitmenizi. O zaman arkadaşlar videoyu izlemeyi, abone olmayı kanalıma, videoyu beğenmeyi ve ayrıca yorum yapmayı unutmayalım lütfen. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki video için görüşlerinizi lütfen aşağıya yorum olarak yazın. Ayrıca korona virüsü yüzünden şu anda Türkiye'de kaldım. Bununla ilgili size bir video çekeceğim ama merak ettiğiniz şeyler varsa onları da sorabilirsiniz. Bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim.